52 Akşam Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Ben Derya Kara, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarında kendisine hakaret içeren karikatür paylaştıkları için suç duyurusunda bulunduğu CHP milletvekilleri arasında Sait Torun'da yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona oy verenlere hakaret içeren, Tayyipler Alemi karikatürü paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve aralarında Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sait Torun'da bulunduğu 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu dün meclisteki grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını eleştirerek öğrencilerin taşıdıkları pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Daha önce birçok kez dile getirdik. Önlem alınmasını istedik. Ancak söylemlerimiz maalesef kulak ardı edildi ve edildiği için de insanlarımız hala pat pat kazalarında ölüyor. Bizler bir kez daha uyarıyor ve soruyoruz. Ordu ili ve ilçelerinde bu kazaların, ölüm ve yaralamaların önüne geçecek hiçbir etkili yetkili yok mu? Ordu'nun Pasa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre Mehmet Peynir İdaresi'ndeki patpat olarak tabir edilen tarım aracı Meşebükü Mahallesi'ndeki fındık bahçesine devrildi. Tarım aracının altında kalarak yaralanan Peynir için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 60 yaşındaki Mehmet Peynir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçeyi güne vurmaya mı gidiyormuş motorla? Tek başına gidiyor değil mi? Nasıl olmuş tek olay? Başına. Motor Lombardin'den giderken Lombardin üstüne devrilmişti. Bahçede yan yine geliyor. Devriliyor üstüne de gidiyor. Cenaze savcının incelemesinin ardından Pasta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Peynir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun'un Doğakent ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda kazayan açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğu bildirildi. Giresun Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Doğakent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında jandarma uzman Çavuş Recep Önceben'in kazayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı ve 112 ekiplerince hastaneye sevk edilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Önceben'in 2014 yılında askere gittiği ve çok sevdiği askerlik görevinde tezkere bırakarak uzman çavuş olduğu öğrenildi. Uzman çavuş Önceben'in askere gitmeden önce köyünde yapılan asker gecesine ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde halay çeken, sevdikleriyle ilgilenen ve eline kına yakılan şehidin sosyal medyada Giresun Yaylalar bölgesinde kobra aracının üstüne çıkarak Türk bayrağı ile çektiği fotoğrafı göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrak için "Akacaksa kanım helal olsun, eğer vatanım, milletim, toprağım için kapanacaksa bu gözlerim, vatan sağ olsun" sözleriyle yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Kendisi de Kobra'da görevli nişancı olan Önceben'in cenazesi Giresun Üniversitesi Profesör Doktor İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Açıklamada konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın detaylı olarak devam ettiği kaydedilerek şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi. Şehit Önceben'in cenazesi yapılacak törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderilecek. Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte içki sürdükleri iddia edilen iki zanlıdan biri gözaltına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte içki sürdükleri iddia edilen iki zanlıdan biri gözaltına alındı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ilçe jandarma komutanlığı ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri MP ile ARK'nın İstanbul'dan sahte içki getirerek piyasaya sürdükleri ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışmalar sonucunda ekipler MHP'yi sahte olduğu değerlendirilen kolideki bandrolsüz 12 şişe rakıyla ilçe merkezinde yakaladı. Bandrolsüz içkiler muhafaza altına alındı. Firari şüpheli ARK'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ilçe çalışma ziyaretleri kapsamında Gölköy ilçesine bir ziyaret düzenlediler ve her ay gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısını bu ay Gölköy ilçesinde yaptılar. Evet abi, şeyde uygun yerimiz var ya makamın arkasında. Yani Selahattin abi dedim uygun yerde sıkıntı yok. Yok dedi sakayetli işte. Olur mu ya? Ya başkanım. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ilçe çalışma ziyaretleri kapsamında Gölköy ilçesine ziyarette bulundu. Gölköy'e yaptıkları ziyarette ilk olarak Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'i makamda ziyaret eden OTSO yönetimi odanın çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin yönetim kurulu toplantılarını belirli aralıklarla ordunun farklı ilçelerinde gerçekleştireceklerini belirtti. Gölköy'e de yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek için geldiklerini ifade eden Şahin, buradaki amacımız hem yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirmek hem de yıllardır hasretini kurduğumuz Ordu Gölköy yolunun çalışmalarını yerinde görmek diye konuştu. Çok geç kalmış bir seyahatimizde. Gölköy'de 110 civarında üyemiz var. Ticaret ve sanayi odası olarak. Keşke bunu 10 sene önce gelseydik. İşte ulaşım meselesi en büyük sorunumuzdu. İnşallah bundan sonra ulaşımı gündeme getireceğiz. Bu gecikmenin sebebinin ulaşım olduğunu gördük zaten. İşte biz topluca geldik ki gündeme gelsin. Şeyle yönetim kurulu toplantımızı Gölköy'de yapmaya karar verdik. İnşallah senede en az bir iki defa Gölköy'de toplantı yapacağız. Yahut Gölköy'de yapacağız. Sorunları basın da görür. Bizler de görürüz. Bizler de gündeme getiririz. Daha çok basın gündeme getirir. İnşallah siyasileri de davet ederiz. Yönetim kurulu toplantılarımıza. Onlar da kendi gözleri görüyorlar ama basın önünde de görüp de daha çok dikkat alırlar diyorum. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ise oda yönetimini ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Çok şükür geçen yıl itibariyle, 2017 itibariyle iki müteahhit tarafından alınan yolumuz nispeten arzu etmediğimiz noktada olsa da müteahhitlerimizin çalışmasına şahit olduk. 2016 yılında bütün kamulaştırma bedellerini Karayolları Bölge Müdürlüğü nezaretinde ödettirdik. Çok şükür şimdi önceki yıllara göre güzel çalışmalar var. Daha fazlası olması gerekiyor. Hedefimiz 2019 yılı bitmeden bu yolun %80-90'ının asfaltını attırmak olacak. Tabi bu konuda ticaret odamızın da özellikle olağan toplantısını Gölköy'de yaparak bu yol hattındaki çalışmaları, eksiklikleri yerinde görmesi bizi ilçemiz adına ziyadesiyle memnun etti. Ben ilçem adına bu hassasiyetinizden dolayı öncelikle Servet Başkanıma ve yönetimine ben teşekkür ediyorum. Mutlaka sizin de yolun çalışmaların hızlanması ve gündeme taşınması konusunda çok büyük katkınız olacak. Konuşmaların ardından OTSO yönetimi Servet Şahin Başkanlığı'nda belediye toplantı salonunda yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert misafirlerine Gölköy Kalesi ve Ulugöl Tabiat Parkı'nı gezdirdi. Şahin, bölgeye yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler aldı. Kentin ekonomik durumu, istihdam kaynakları, devam eden yatırımlar, tarım, turizm gibi alanlardaki faaliyetlerin masaya yatırıldı. İl ekonomik değerlendirme toplantısı Ordu Valisi Settar Yavuz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ordu İl Ekonomik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ordunun ekonomide önemli bir cazibe merkezi haline geldiği vurgusu yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün turizm sektörüne ilişkin. Toplantıya ordu genelinde resmi kurum yetkilileri katılırken turizm, tarım ve sanayiye kadar ekonomiyi ilgilendiren konulardaki isimler de salonda hazır bulundu.
kaybedilen projelerde işte buradaki gibi Tarhan Asavet Kaman gibi diğerleri gibi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Valisi Settar Yavuz, var olan sanayi bölgelerinde önemli bir istihdam gerçekleştirildiğini, yeni açılacak organize sanayi bölgeleriyle de istihdam oranının katlanacağına dikkat çekti. Ordu ile yürütülmekte olan kamu ve özel sektör projeleriyle sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmış bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Tek ürüne endeksli, tarıma dayalı ekonomisine ve ülkemizin gelişmiş kentlerine nispeten fazla olan uzaklığına rağmen Ordu, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminin de etkisiyle özellikle son 6 yılda özel sektör yatırımları noktasında rağbet gören illerden biri olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ilde şu an faaliyette bulunan 2 OSB'de de doluluk oranı %100'dür. Bu 2 OSB'de 7000 civarında istihdam sağlanmaktadır. Bu 2 OSB'ye ilave olarak yeni yatırımcılardan gelen talebi karşılamak üzere 3 yeni OSB'nin kurulması kararlaştırılmış. Yeni kurulan 3 OSB'nin kamulaştırma işlemleri de halen devam etmektedir. 3 yeni OSB hizmete girdiğinde yaklaşık 15 bin kişiyi daha Ordu'da istihdam etme imkanı sağlayacağız. Ordu Valisi Settar Yavuz, Ordu ekonomisinin liste başı olan fındıkla ilgili de konuştu. Sezonun açıklanan tarihte başlayacağını belirten Yavuz, çocuk işçiliğine karşı da önlemler aldıklarını söyledi. Çocuklar için sosyal ve eğitime yönelik çeşitli çalışmaların hazır olduğunu söyleyen Vali Settar Yavuz, fındık işçilerinin gelip konaklamasında tüm ihtiyaçlarına kadar en iyi şekilde kentte ağırlanacağının altını çizdi. Ordu'nun her kesimine hitaben konuşan Vali Yavuz, hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Özellikle tarım işçilerinin ilimizdeki gelişleri, buradaki konaklamaları ve onlara yönelik hizmetler noktasında valimiz tarafından her türlü tedbir alınıyor. Bu kapsamda özellikle Altınordu özelinde daha yoğun olması hasebiyle söylüyorum. Şu anda Altınordu Belediye'mizin de bize destekleriyle yeni alanlar açacağız. Bu alanlarda özellikle çocuk işçinin önlenmesine yönelik biliyorsunuz İLO Sözleşmesi hükümlerini aktif şekilde ilimizde uyguluyoruz. Bu kapsamda özellikle çocuk işçilerin çalıştırılmaması, çocuklarımızın bu zaman diliminde eğitime, kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlere yönlendirilmesi noktasında önemli gayretlerimiz oldu. Geçen yıl yaklaşık 750 civarında çocuğumuza bu tür faaliyetlerde yardımcı olduk ve onların sosyal hayata katılımları noktasında önemli çaba ve gayret sarf ettik. Bu yılda yine özellikle eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle dini eğitim almak isteyenler, dini eğitim başta olmak üzere okuma yazma, diğer becerilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere gelen çocuklarımızı inşallah burada en iyi şartlarda ağırlayacağız. Bununla ilgili olarak da şu anda özellikle çadırların kurulacağı alanlar başta olmak üzere temel zaruri ihtiyaçların işte banyodur, WC'dir ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en güzel şekilde planlanıyor. Ve ümit ediyorum ki buraya gelen kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp ve buradan tekrar göndermek istiyoruz. Bu vesileyle fındık sezonunun başta ilimize, üreticimize ve orada çalışacaklara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kazasız belasız bir hasat dönemi temenni ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 44 yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlarla girdiği mücadelede şehit edilen 3 arkadaşın yakınları 44 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen Yunan askeri juntasına karşı Zürih ve Londra anlaşmalarına dayanarak garantör devlet sıfatıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmıştı. Bu harekatta 3 gün içerisinde 57 şehit verilmişti. Bu şehitler 3 ordulu olan Asubay Bayram Gümüş'e, Bursalı Şehit Çavuş Zeki Alp Soley ve Şehit Giresunlu Ülkü Akbulut'un yakınları aynı yerde bir araya geldi. Aradım ben seni, çok aradım. Ülkü'nün ailesini aradım, sizi de aradım, bulamadım bir türlü. Hasan abi buldu. Girne Doğru Yol bölgesinde Ataktepe mevkisine katılan ordulu şehit Assubay Bayram Gümüş, şehit Çavuş Zeki Alp Soley ve şehit Ülkü Akbulut'un yakınları aynı yerde buluşarak duygu dolu anlar yaşadı. Duygularını anlatan şehit Assubay Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş, babasının silah arkadaşlarının yakınlarıyla görüşme arzusunun bugüne nasip olduğunu söyledi. 44 yıllık hayalde.
Yani aradım, teyzemi de aradım, diğer abiyi de aradım. Bir türlü ulaşamadım. İmkanlarım yetersiz geldi. Adreslerini, isimlerini bulduğum halde, yani memleketlerini öğrendim, araştırdım, derneklerden bulmaya çalıştım, bulamadım bir türlü. Ama Hasan Bey sağ olsun kısa süre içinde buldu bu işi, çünkü biliyor ve Kıbrıs gönüllüsü kendisi. Kıbrıs sevdalısı bir abimiz. Babasının Kıbrıs'ta kahramanca savaştığını ve Rumlar tarafından hunharca katledildiğini dile getiren Gümüş, savaşın başında bir namusu vardı dedi. Bugün burada olmak benim için çok yani hassas bir konu. Yani sonuçta burada babam ve iki tane askeri kahramanca şehit edilmişler. Kahramanca savaşarak. Kahramanca savaşarak hunharca şehit edilmişler. Bunu söyleyeyim. Özellikle üzerine basarak söylemek istiyorum. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Savaşın da bir namusu vardır. Her şeyin bir kuralı vardır. Bütün dünya üzerinde budur. Ancak burada yapılan normal savaş değildi. Burada yapılan savaş suçu işlendi burada. İnsanlık suçu işlendi burada. Burada 3 tane kahraman Türk askerine yapılanlar yani dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır belki de. Çünkü Hasan Bey bunları çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz ama bunu kimse bilmiyor. Burada babama ve iki tane kahraman askerine yapılan işkencelerin hesabını biz soramıyoruz. Eşinin şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu belirten Muteber Gümüş de 44 yıldır iki çocuğuyla çok acı çektiğini söyledi. Çok kötü şeyler hissettim. Geldim bulurum gibi ama yok. Ne diyeyim? Çok acı. 70. İki çocuğunuz yalnız başınıza. İki çocuğumla beraber evet oğlum. Oğlum ailenizde asker olmayı. Evet evet. Oğlum 15 günlükte, kızım 3 yaşındaydı. İşte 44 sene oldu. Onlarla beraber onları büyüttüm, everdim. Kendime tek başıma yaşıyorum. Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan burada 3 muhabere askerinin ateş altında kaldığını anlattı. 120 kadar asker çıktı bu bölgeye. Burada tamı tamına 3 tane askerimiz vardı, kahramanımız vardı. Onları gördüler ama hemen üstlerine de haber verdi. Bayram Çavuş bir elinde Thompson silahı, bir elinde telsiz ile buranın basıldığını, işte Girne'nin yandığını, olup gelişen olayları Kolordu Muhabere Şube Müdürü'ne, Altan Ateş o zaman binbaşıya bilgi verdi. Hatta Adana'daki harekat merkezine de kısa bir açıklama yaptı. Bu arada da Rumlar sürekli ateşle geliyordu, yaklaşıyorlardı buraya. Üstleri onlara bölgeyi terk etmeleri talimatı verdi. Ama burada bir tabur askere karşı 3 askerin yapabileceği başka bir şey yoktu. Direnme, çarpışma, savaşma durumu söz konusu oldu ve burada kahramanca savaştılar. Savaşarak o ilk anlarda muhabere Çavuş Zeki Alp Soley, muhabere Onbaşı Ülke Akbulut şehit oldular. Bayram Gümüş astsubayımız yaralandı. Çünkü onun nedenlerini açıklayacağım birazdan size ama bir taraftan da ateş ediyordu Thompson silahıyla. Onu esir aldılar, esir düştü. Bayram astsubayımızı buradan Doğru Yol Bölüğü'ne götürdüler. Doğru Yol Bölüğü'nde de tabur yaklaşık 16 mücahidimizi şehit etti orada. Onları da gafil avladı. Bir miktar mücahidimizle beraber astsubay Bayram Gümüş'ü o sarp kayalardan aşağıya attılar. Gümüş ailesinin Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirmesinde Ordu Valiliği de katkı sağladı. Hepinizin bildiği gibi aşağı yukarı uzun toprak kayıplarından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarıyla icra ettiği en önemli, bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımıdır. Yani Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kazanımıdır. 74 söylüyorum. Daha sonra kazanmalarımız elbette oldu. Mesela bugün başka yerlerdeyiz ama o konuya çok girmek istemiyorum. Dolayısıyla burada görev alan, kararı veren, icra eden, şehit olan, gazi olan bütün büyüklerimize rahmeti, rahmana kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaz aylarının vazgeçilmezidir tatil. Eminim ki birçoğumuz tatil yeri seçmekte kararsız kalıyoruz. Şimdi sizleri öyle bir yere götüreceğiz ki muhteşem göl manzarası, doğası, temiz havası sanki cennetten bir köşe. Evet, burası Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl. Şimdi sizleri Ulugöl'ün eşsiz güzellikleriyle buluşturacağız. Ordu'nun muhteşem güzelliklerinden biridir Ulugöl. Muhteşem manzarası, temiz havası, günde 4 mevsimi de yaşayacağınız bir yer.
Eşsiz göl manzarasında keyifli bir şekilde çayınızı yudumlarken cıvıl cıvıl kuş sesleriyle de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz Ulugöl'de. Ulugöl hakkında konuşan Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, 3-5 yıl sonra inşallah birkaç otel projesi yaparak yerli ve yabancı turistlere burada günübirlik değil, uzun süre kalma imkanı sağlayacağız diye konuştu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bir 3-5 yıl içerisinde inşallah Ulugöl turizm altyapısıyla ordunun parlayan yıldızı olacak. İnşallah gelecek yıllarda bir değil birkaç otel projesini de inşallah bu bölgeye yerleştirdiğimiz zaman yerli ve yabancı turistlerin günübirlik değil kalabilecekleri, yaşayabilecekleri gezinti ortamlarında, eğlence ortamlarında oluşturduğumuzda burası daha farklı bir turizm alanı olacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, böylesine harika bir yerimizi tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışacağız ifadesini kullandı. Biz Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem Gölköy'ümüzü tanıtmak hem de Gölköy'ün önemli yerleri, Gölköy Kalesi, Ulugöl'ü tanıtmak için bugün buradayız. Gölköy'ün tanıtımı için Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Servet Şahin olarak ne yapmamız gerekirse onu yapmaya çalışacağız. Bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler de Ulugöl'ü çok beğendiklerini, herkesin gelip görmesi gerektiğini TV52 kameralarına söyledi. Vallahi biz buralıyız zaten ama burayı çok güzel bir yer. Sürekli de gezmeye geliyoruz ailemizle. Daha dışarılardan da insanlar geliyor. Çok da mutlu oluyoruz yani kendi ilçemizde böyle bir yerin olmasından. Yerlisi olduğum için zaten son derece güzel buluyorum da misafirlerimiz Ankara'dan geldikleri için onlar da şu anda hayran kaldılar. Vallahi sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden buranın tabiatını, doğallığını korumamız gerekiyor. Bu da bize düşüyor tabii. Valla çok güzel. Her şey gayet iyi. Harika olmasa zaten ta Ankara'dan buraya gelinir mi? Değil mi? Evet. Ulugöl'ü ilk defa geliyoruz. İstanbul'dan Ordu'ya geldik. Düğünümüz vardı. Düğünü bitirdik. Burayı hep merak ediyordum. Mesudiyeliyim ben. Mesudiye'den dönüyoruz İstanbul'a ikamet ettiğimiz yere. Hep burayı özlemini çekiyordum. Nasip bugün olmuş. Şu anda daha ilk başlangıcındayız. Bir dolaşmadık ama şu anda ilk gördüğümüzde zaten yeterince çok harika. Çok harika buldum. Dolayısıyla herkesi bura tabiatını görmek için herkesin gelip de bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. Çok güzel. Yani bu havalarda, bu mevsimde özellikle sıcak havalardan kaçmak için güzel bir yer, serin bir yer. Yeşil, doğa iç içe. Yani beğendik ilk defa gelmemize rağmen. Vallahi ilk defa geliyorum. Çünkü daha önce gezdim Çambaşı, buna benzer turistik yerlere geldim ama burası hepsinden de güzelmiş. Çok güzel. Güzel. Evet, çok güzel. Herkese tavsiye ederim gelmesini. Yani burası tam bir cennet. Doğal değil, tam bir cennet. Tamam mı? Onun için herkese tavsiye ederim. Gelsinler herkes, onu da söyleyeyim. Giresun'da UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ve halk arasında kuş dili olarak tanımlanan ıslık vatandaşlara tanıtıldı. Giresun'da UNESCO acil kurtarma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ve halk arasında kuş dili olarak tanımlanan ıslık dilinin tanıtılması için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kuş dilinin ana vatanı Kuşköy'deki vatandaşlar il merkezine gelerek kemençe ve kuş dili eşliğinde Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Burada Kuşköylüler kuş diliyle "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyoruz, kuş dilini geleceğe aktarıyoruz, herkesi kuş dili festivaline davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. İki çocuk kuş diliyle birbirlerine talimat vererek el sallama, zıplama gibi bazı hareketler yaptılar. Etkinlik sonunda kuş diline ilgi gösteren bazı vatandaşlar da köy halkına eşlik etti. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek etkinlikte yaptığı konuşmada ıslık dilinin Giresun başta olmak üzere Türkiye'nin bir değer olduğunu söyledi.
Her yıl ıslık dilini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Köçek, bunların en başında geleneksel olarak düzenlenen Kuş Dili Festivali geldiğini kaydetti. 16 yılında aday olan üniversite aday olan ıslık dili 2017 yılında 6 Aralık'ta somut olmayan Kütahya Üniversitesi listesinde yer aldı. Bu da Giresun başta olmak üzere tüm Türkiye'miz için önemli bir adım olmuş oldu. Biz her sene ıslık dilini tanıtmak için ıslık dili festivali yapmaktayız. Geçen sene bu meydanda da ıslık dili festivali yaptık. Bu sene de ıslık dili festivalinin tarihi 2-3 Ağustos tarihinde bu meydanda, 4-5 Ağustos'ta da Kuşköy Köyü'nde ıslık dili festivalini yapacağız. Bugün buraya gelerek etkinliğimize bizleri temsil ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Değirmenci nine teknolojiye meydan okuyor. Ordu'nun Gölköy ilçesinde su değirmeninin çarkını yarım asırdır döndüren 68 yaşındaki Fatma Çapan kazandığı parayla tam 4 çocuk büyüttü. Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaklaşık yarım asırdır su değirmeni işleten 68 yaşındaki Fatma Çapan kazandığı parayla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Eşi inşaat işçisi olan Fatma Çapan, günün büyük bölümünü Karagöz Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeninde geçiriyor. Çevredeki 7-8 mahalleye hizmet veren Çapan, bölgede değirmenci nine olarak tanınıyor. Fatma Çapan, 50 yılı aşkın süredir değirmende çalıştığını söyledi. Çocuklarımı kuruyla büyüttüm, yürüttüm. Günde ortalama 150 kilogram mısırı su değirmeninde öğüttüğünü belirten Çapan, birçok yerde elektrikli değirmenlerin çalışmasına rağmen biz ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz diye konuştu. Sular bitene kadar bizimki bitmez. Yazın su az olur, tek taş döner. Kışın ikisi döner. Öyle böyle devam eder gider. Su değirmenine mısır getiren vatandaşlar da Fatma Çapan'ın verdiği hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Karadeniz'in beyaz madeni bentonit. Ordu başta olmak üzere Karadeniz'in birçok ilinde çıkarılan bir maden bentonit. Özellikle cilt bakım maskelerinde kullanılmak üzere dünyanın en büyük kozmetik markalarına ihraç ediliyor. Ordu'daki rezervlerden elde edilen bentonit ise tüm dünyaya pazarlanıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde bentonit işi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Hamit Tecer, bu madenin fındıktan bile daha fazla bölge adına önemli olduğunu vurguladı. Sadece besinler değil, doğada bulunan çok farklı malzemeler de sağlığımıza olan faydalarıyla kendilerini bize tanıtmaya devam ediyor. Her gün yeni bir besin ya da ürünle tanışarak şaşırıyoruz. Mesela siz daha önce hiç bentonit kilini duydunuz mu? Öyleyse vücudu temizleyen ve iyileştiren bir kil olduğunu duymak daha da çok şaşırtacak. Bentonit kili bedenlerini detoksla temizlemek ve hastalıklara karşı savunma geliştirmek isteyen insanlar arasında sağlıklı bir yaşam eğilimi olarak ortaya çıkıyor. Bu iyileştirici kil Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da oldukça yaygın. Türkiye'de ise Karadeniz bentonit zengini bir bölge. Bentonit 80 çeşit kil minerali içerisinde yapısında negatif iyon taşıyan, çok yoğun negatif iyon taşıyan çok özel bir madde. Eğer bunu doğru üretirseniz, küçük taneciklere bölerseniz, nano tanecikler diyoruz bunlara, bütün tanecikler negatif iyon özelliği kazanır. Bentonit çok yüksek negatif iyon özelliğine sahip olduğu için vücuda eksternal yola, internal yolla girdiği zaman bütün toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazitleri mıknatıs gibi çekip bağlama özelliği var. Özellikle Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde çıkarılan bentonit en büyük kozmetik markalarına ihraç ediliyor. Beyaz bentonit dünyada dediğim gibi çok az. Amerika'da bile dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları var ama beyaz bentonit yok. Amerika dahil, Hindistan, Çin, Avrupa'nın tamamı, Kuzey Afrika ülkeleri yani Ünye Fatsa bölgesinden sadece bizim şirketimiz en az 30 ülke ihracat yapıyor. Bentonit madeni inşaattan sondaja, kozmetikten tekstile kadar birçok farklı sektörde 1000'e yakın üründe kullanılıyor. Beyaz bentoniti çeşitli amaçlarla işlemek mümkün tabii ki. İşte en çok kullanıldığı alanları sorarsanız kağıt sanayi, boya sanayi, seramik sanayi, deterjan sanayi, ağartıcı toprak yani şarap ve meyve sularının ağartıldığı toprak bunlar hep beyaz bentonitten oluyor.
Dolayısıyla en büyük kullanım alanları bunlar. Bu bentoniti, beyaz bentoniti çok özel yapıyor işte. Ünye ilçesinde bentonit işi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı maden mühendisi Hamit Tecer, bu madenin fındıktan bile daha fazla bölge adına önemli olduğunu vurguladı. Fındıktan sonraki değer demek değil, belki fındıktan daha yukarı değer olarak bunu düşünebiliriz. Çünkü yaklaşık 250-300 milyon ton beyaz bentonit rezerviyle Ünye Fassa bölgesi dünyanın beyaz bentonit anlamındaki en üst seviyesidir. Beyaz kil olarak da bilinen bentonitin sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Tecer bu faydaları da tek tek anlattı. Dünyada radyasyonu bentonitten daha iyi önleyen hiçbir şey yok. Hem de bakın çok önemli bir konu bu. Aktif radyasyonu, yani etkileşmiş radyasyonu hiçbir şey önleyemez denir. Çünkü direkt RNA'nın, DNA'nın alt birimi adenini parçalar. Adenin parçalanınca DNA sabit kalamaz ve kanserojen dediğimiz mutasyon hücreleri oluşur. Kanserin ana sebeplerinden biri olarak gösterilir. Elimizde bilimsel çalışma var, Amerika'da yapılmış. Diyor ki, bentonit içeren vücutlarda radyasyona uğramış ise adenin parçalanması durduğu gibi diyor, tamiratı da hızlanmaktadır. Bu şunu gösterir benim anladığım ve bilimsel çevrenin anladığı. Bentonit etkileşmiş radyasyonu bile geri çevirme özelliği var. Yan etkisi kesinlikle yok. Neden yok? Dediğimiz gibi midede hiçbir şekilde parçalanmıyor. Vücuda biyolojik olarak hiç etki etmiyor. Sadece negatif iyon gücüyle fiziksel olarak etki ediyor. Ve dolayısıyla vücudu immün sistemini sıkıntıya sokan, hastalıkların ana sebepleri olan bu patojenleri vücuttan mıknatıs gibi çekip alıyor ve vücudun yaşlanmasını önlüyor. İşte böylesine önemli bir madene sahip bir ülkeyken Türkiye ne yazık ki bunun kıymetini yeterince bilmiyor ya da bilemiyor. Bentonitin bu toprakların önemli bir zenginliği olduğunu ifade eden Tecer, Türkiye'nin bentonitten yeterince faydalanamadığına dikkat çekti. Bentoniti ham olarak satarsınız, beyaz bentoniti 25-50 dolar arasında satarsınız kalitesine göre. Eğer bunu biraz mamul hale getirirseniz 150-200 dolarlar, biraz daha üst mamul hale getirirseniz 400-500 dolarlar, daha iyisi 700-800-1000 dolar, işte kağıt bentoniti, boya bentoniti gibi. Ama sağlık bentoniti haline getirir de pazarlarsanız binlerce dolar. Yani onun için yani yetkililerin bir şekilde bu sözleri duyup, yani bunun altında bir şeyler aramaları lazım. Dünyada çok kullanılıyor mu? Kullanılıyor. İnanılmaz kullanılıyor. Fransa, Almanya, İtalya, Çin gibi birçok ülkeye ihraç edilen Türk bentoniti bu ülkelerde işlenerek dünyanın dört bir yanında güzelleşmek isteyen kadınların kullanımına sunuluyor. Yani ihraç ettiğimiz bentonit işlenerek ülkemize geri geliyor. İşte bu noktada bentonit işi yapan firmalar bu madenin ülkeye daha fazla katma değer sunabilmesi adına yetkililere sesleniyor. Bizim asıl amacımız şu, bu izinler genel killeri baz alarak verilen izinler, bentonite özel bir izin değil. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir kanun yapıp altınla demiri aynı sınıfta değerlendirmeye benziyor. Bentonit killerin altını. En değerlisi, hem endüstriyel olarak en değerlisi, hem sağlık olarak en değerlisi. Binlerce yıllık kullanım var elimizde. Yani öyle geçmişte dünyada ilk basılan ilaç tabletinin bentonit olduğunu biliyor musunuz? Yani artık ben de istiyorum ki tabii ki bu kadar mücadele ettik. Sesimizi birileri duysun, bunun önemli olduğunu artık algılasın. Bizden ispat istiyorsa ispat istesin, bilimsel çalışma istiyorsa bilimsel çalışma istesin. Çünkü bununla ilgili hani diyecekler ki şimdi bunu kim kullanıyor, kullanan var mı? Var. Yüz binlerce insan var Türkiye'de, yüz binlerce insan var. Bendeki iyileşme vakalarını ben ortalığa sersem, intihar edeceğim derken bentonitle tanıştım, hayatımı kurtardı diyen yüzlerce insan var, kanserden ölen insanlar var. Yani artık insanların doğal maddelere karşı olan ilgisini artırmanın en iyi yolu, birinci yolu işte bu tür maddeleri öne çıkarmaktan geçer. Altınordu Belediyesi personellerine yönelik çevre yönetim birimi tarafından çevre yönetim standardı kazandırılması amacıyla Türk Standartları Enstitüsü aracıyla eğitim semineri gerçekleştirildi. Ayrıca alınan eğitimlere işçilerin moralinin artması ve çalışanlarda çevre bilincinin de gelişmesi imkanı sunuldu. Bu eğitim sonunda başarılı bir netice almanızı biliyoruz. Altınordu Belediyesi doğayı korumak adına yaptığı çalışmalara ve bu alanda yaptığı eğitimlere devam ediyor.
Bu kapsamda çalışma yürüten Altınordu Belediyesi çevrenin korunması adına temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynakların kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararın önüne geçilmesine imkan sunan ISO 14001 çevre yönetimi standardını kapsayan eğitim semineri düzenledi. Çevre yönetim sistemi eğitmeni Doktor Aysel Engin tarafından verilen ve bir hafta süren eğitimlere Altınordu Belediyesi personelleri katıldı. İmzası kaşesi değil mi? Tarihi. Dolayısıyla bunu üst yönetimin oluşturduğunu Altınordu Belediye Başkanı ya da yönetim... Yapılan eğitimlerle mevzuata uyum sağlamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda itibar kazanılmasını sağlayacak. Ayrıca alınan eğitimlerle işçi moralinin artması ve çalışanlarda çevre bilincinin de gelişmesine imkan sunulacak. Altınordu Belediyesi'nde gerçekleştirilen eğitimlere katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan eğitimler kalite adına önemli bir tespit olacak dedi. Gerek sizin yaptığınız bu çalışmalar sonucunda elde ettiğiniz puanlamayla alakalı tarafı var. Diğer taraftan da ISO 14001'i elde edebilmek için de Altınordu Belediyesi'nin Temel İşler Müdürlüğü vasıtasıyla başlatmış olduğu bu çalışmanın neticeye kavuşup yeni bir kodlama sistemine geçmeyle alakalı tarafı var. Uluslararası standartlara kavuşabilmek için, bu standartlara yakalayabilmek için de tabii bu eğitimleri ve arkasından da eğitimlerin sahada uygulanmasına bakılacağı açık. Yani sadece bu eğitimle bitecek tarafı da yok. Bu eğitimden sonra bir sahada uygulama, onun gözlemi, onun puanlaması, elde edilen sonuç ve sonuca göre de tabii ki bu belgeyi, ISO 14001 belgesini verecek olan birimin gerek uluslararası gerekse Türk standartları enstitüsünün marifetiyle yapılan çalışmanın neticesinde alacağımız belge bizim için bir prestij ve yaptığımız hizmetlerin kalite adına tespiti olacak. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kırtasiye firmasının yeni şubesinin açılışı yapıldı. Açılışa yoğun katılım oldu. Ordu'da eğitim sektöründe gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Açılan işletmeler yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere son sistem hizmet vermeyi amaçlıyor. Bugün de Altınordu'da 25 yıldır kitap kırtasiye sektöründe hizmet vermekte olan bir işletme yeni şubesini açtı. Hadi bismillah, hayırlı olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı olsun. Firmanın yönetim kurulu başkanı Orhan Öztürk yaptığı konuşmayla açılışı gerçekleştirdi. 45 yıllık bir mazisi olan kuruluşumuzun esas amacı eğitim ve çocuklara yönelik hizmet vermektir. Ve bunu da elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Çocukların önemini hepimiz biliyoruz. Eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz işi çok severek yapıyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Bunu bizlerle paylaştığınız için hepinize saygılar sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Öztürk'ün konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da konuşma yaptı. Ordumuzun bu alandaki duayen işletmelerinden ticari faaliyetlerini yapan kurumsal yapılardan bir tanesi. Ailemizde bu işi Allah için biliyorlar. 45 yıllık bir tecrübe, önemli bir tecrübedir. İkinci mağazasını Ordu gibi Altınordu ilçemizde, şehir merkezimizde açma başarısını hem göstermiş hem de o ticari sirkülasyonu devam ettirmekte önemli bir başarı. Hemen yan taraftaki Süleyman Felek Caddesi, ön tarafta Büyükşehir Belediyesi derken şehrimizin de güzide bir yerinde. Bizim iyi niyetli temennimiz hayırlı olsun demektir. Helal, bol rızık hem çalışanlarıyla hem işletme sahipleriyle, aileleriyle birlikte. İlk günkü o açılışın mutluluğu ve heyecanı her daim ailemizde, çalışanlarında olsun temennisinde bulunuyoruz. Tabii bir yandan ticaretin hareketlenmesi, diğer taraftan eğitime katkının sağlanabilmesi ve en önemlisi de bunu doğru ellerden doğru yerlere ulaştırabilecek bu sistemin gelişmesi son derece önemli. Bu vesileyle tabii birincisini Akyazı Mahallesi'nde açmış olduğumuz bu işletmenin ikinci şubesini de şehir merkezinde çok daha güzel bir yerde açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Ben öncelikle tabii ki ilçemize, ilimize hayırlı olsun diyorum. Eğitim camiasına hayırlı olsun. Aileye hayırlı bol rızık diliyoruz. Onlara da hayırlı olmasını diliyoruz. Ve en önemlisi tabii ki burada bulunan misafirlere teşekkür ediyoruz. Bu gelişme istihdamın da ekonomik kaynakların da gelişmesine katkı sunacaktır. Bu vesileyle yeni şubelerde buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun. Açılış çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. TV52 Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu akşam bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1268 lira, gram altın 189 lira 02 kuruş, çeyrek altın 309 lira 88 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 5 lira 61 kuruştan, dolarsa 4 lira 79 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 93.842 puandan işlem gördü.